bu çıkan bu evrak 1960 yılında basılan Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz isimli eserinin bir müsveddesi. Eser şimdi basılmış. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal yaşadığı müddetçe evinden çıkamadı. Hatıralarına bakarsanız, seyyar satıcılarla kendisine suikast planlandı. Fakat kendisini seven polislerden ihbar aldı. Sakın kapıya çıkıp da elma satan, marul satan seyyar arabacıyla konuşma. Bunlar aslında polis, seni vuracaklar. Böyle ihbar aldığı için Mustafa Kemal ölene kadar köşkünün bahçesine bile çıkamadı. Kendisiyle görüşen 2-3 adam vardı. Duvarda, mübalağa olmasın, 2 metre genişliğinde Rafet Paşa'nın tam üniformalı bir resmi. Onun altında bir koltukta oturuyor ama sultanları da gördüm. Padişah kızlarda öyle azametli bir kadın görmedim. Hatıratı takdim ettim. Dedi ki, Nihal Bey bana öyle şeyler söyledi ki, bunu siz mi yayınladınız? Evet. Sizi tebrik ederim oğlum dedi. Yaşlı bir kadın. Sizi tebrik ederim dedi. Maşallah bu millet ölmez. Böyle cesur evlatlar olduğu müddetçe ölmez dedi. Ah dedi, paşa sağ olaydı da bunu göreydi. Dedim ki, paşa da aleyhte miydi? Ne diyorsun dedi. Beyrut'a kaçtı da hayatını kurtardı. Ve ağır kelimeler kullandı Mustafa Kemal Paşa hakkında. Benim kocam dedi, Türk oğlu Türk'tü dedi. Öyle falan cinsten olan adamın işine gelir mi? Kullandı, harcayacaktı. Kocam Beyrut'a kaçarak hayatını kurtardı dedi. Dedim ki, yazmadı mı? Yaşadıklarını yazmadı mı Rıfet Paşa? Dedi ki, yazdı. Dedim ki, bakın ben bunu neşrettim, onu da verin bana neşredeyim dedi. Dedi ki, bunun kadar, bunda çok çirkin şeyler vardı. Bunun kadar ağır değildir ama yaşadığı vakalar itibaren bundan da geri sayılmaz.